Dün gece ona çiçek bıraktım. 35 yıllık hayatımda yaptığım en saçma şeydi. Kırmızı güller. Kan kırmızı. Annemin İrem'in kırık kalbi için aldığı gülleri Ela'nın kapısına, çalmamın bile yasak olduğu kapıya, paspasın üzerine bıraktım. Ne şimdi bu? Kumar mı? Adrenalin mi? Belki de başımı belaya sokmaktan vazgeçemiyorum. Benim olayım bu mu? Bunları neden yaptığımı bilmiyorum. Ama biliyor musun? Beni affetmesini istiyorum. Mahkemeden bağımsız bir şey bu. İçimdeki mahkemeyle ilgili. Çünkü içinde kendini idam eden bir adam var. Ve ben o adamı yaşatmak zorundayım. Kafamı sıkıp defolup gitmediğim sürece ben o adamı yaşatmak zorundayım. Ve Ela. Ela beni affetmediği sürece o adam idam sehpasından hiç inmeyecek. Sen ne diyorsun? Annem o güllerin İrem'e değil de Ela'ya gittiğini bilse. Rahatsın. Başta oynuyor musun diye baktım ama sen gerçekten rahatsın. Kafan rahat diyorsun. Ceza davası devam eden bir adama nazaran fazla rahat, evet. Her an hapse atılabilirsin. Ama sen ellerinde çiçekler, iki kız arasında pimpon oynuyorsun. İlker. Eğer rahatlığının sebebi kızın o yapmadı demesi ise rahatlama. Çünkü ben senin yerinde olsam, kafa travmasından sonra amnezi geçirmiş, travmatik stres bozukluğu yaşayan bir kızın beyanına çok da güvenmezdim. Mesela yarın. Affedersiniz, kafam karışmış. O yaptı dese, kanlı kazağın ve mobese görüntülerini, ellerinde çiçekler, iki kızın arasında o piti piti yapabilecek misin gerçekten sen? Adli konulara girmeyeceğiz demiştik. Rahatlık konusunda haklısın. Bunu ben de merak ediyorum. Acaba bende bir problem mi var? Böyle nöronlarımda falan bir sıkıntı mı var acaba? Acaba kafamın içini açsalar anlarlar mı? Hı? Psikopat. Sosyopat. İlgi manyağı. O kadar zahmete gerek yok. Sen narsistsin.
ve her narsist gibi sınırlarını zorlamaktan besleniyorsun. Mesela gidecek sınırsız sayıda psikolog varken senin durumun benim alanım olmamasına rağmen konuşmak için beni seçiyorsun. Sevgili kayınpederimin sevgilisine. Aynen. Bu bile sınırları zorlamak. Risk, adrenalin, tehlike. Bunlardan hoşlanıyorsun, o kadar. Sen de tanıdıkları almam demeden, etik metik dinlemeden beni kabul ediyorsun. Tam dişime göre bir terapist bulmuşum. İyi de ben terapist değilim ki. Bir dahaki sefere randevusuz gelme.